Öleceğiz ya, vallahi öleceğiz. Kabre girdiğimizde üzerimize toprak attıkları zaman, münker nekir sorgu sual için başımızın ucuna geldiği zaman, pişmanlıklarımız kaynar su gibi tepemizden aşağı döküldüğü zaman anlayacağız ama geç olacak. Ah diyeceğiz, keşke anamın babamın rızasını almak için yaşasaydım bütün hayatım boyunca. Ya öz kardeşimle keşke hiç darılmasaydım, ona kırılmasaydım, hiç küs kalmasaydık diyeceğiz. Ah diyeceğiz, keşke eşime biraz daha iyi davransaydım, çoluğumla çocuğumla biraz daha fazla vakit geçirseydim diyeceğiz. Diyeceğiz ama bu diyeceklerimiz hiç fayda etmeyecek bize. Kim bilir, belki de şöyle düşüneceğiz. Ya diyeceğiz, ben onlarla küs kaldım, dar kaldım, hayatımı zindan ettim ama en azından namazımı kıldım, orucumu tuttum, zekatımı verdim, haccımı yaptım. Dünyamı kurtaramadım ama bari en azından ahiretimi kurtarayım diyeceğiz belki de. Ama bir de bakacağız ki ne namazımız varmış, ne orucumuz, ne haccımız, ne zekatımız. Ya Rabbi nerede diyeceğiz bunlar belki de. Allah bize dese ki, ey kulum, ben peygamberimle sana bildirmedim mi? Müslümanın Müslümana 3 günden fazla küs kalması, dargın kalması helal değildir. Onlar dargın kaldıklarında onların amelleri bekletilir, Allah'ın katına çıkarılmaz. Sen hiç barışmamışsın ki senin amellerin benim katıma çıksın dediğinde biz ne diyeceğiz? Öleceğiz, vallahi öleceğiz. E madem öleceğiz, amellerimiz bizi kurtarmayacak biz barışmayana kadar. Bırakalım onlar bize küs kalsınlar. Bırakalım arkamızdan ne konuşuyorlarsa konuşsunlar. Biz küs kalmayalım, o vebali üzerimize almayalım. Ne halleri varsa görsünler. Biz kendi amellerimizi Allah'ın katına çıkarmaya çalışalım.